Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Şimdi gündemde birçok konu var ama belki de en önemli konulardan bir tanesi benim açımdan çok çarpıcıydı. Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'la gittiği yerde Adıyaman'da yanılmıyorsam insanları azarlaması. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Şu videoyu bir izleyelim önce. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Aynen. Hepsi dağılın gitsin. Yendirin şunları. Hadi bakalım. Devletleyin bizi il yani ifadeye bakar mısınız? Sessizlik olacak. Hadi oradan. Ha, sessizlik olacakmış. Yani insanlar acılı. Sen devlet olarak gidememişsin oraya bu kadar zaman. Hala çadır dağıtamıyorsun. Kızılay'ın sapır sapır dökülüyor. Sessizlik olacak. Sen kimsin? Sen hükümet, yani sen bir hükümet üyesisin. Sen bir parti liderisin. Adın devlet diye devletin kendisi değilsin. Bu ne hadsizlik? Bu nasıl bir şey, insanları azarlamak? Acınızı sarmaya geldik. Yanınızdayız. Ey değerli kıymetli vatandaşlarım diye üsluba bak ya. Yeter artık ya. Parmak sallayanlar, küfredenler, sessizlik olacak. Padişah mısın sen? Biz hangi rejimdeyiz ya? Bu demokrasi değil mi arkadaş bu rejim? Hakikaten yani anlamıyorum, bu demokrasi değil mi bu rejimin adı? Sen seçilmedin mi arkadaş? Sen bir siyasi parti liderisin. O kadar. Senin ne hakkın var insanları hazırlamaya? Sessizlik olacak. Kendi partiline mi bağırıyorsun? Orada depremde insanlar acılı, yakınlar ölmüş, insanlara bağırıyorsun ya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Ha, gerçekten olamaz. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Yani hakikaten anlamıyorum ya. Yemin ediyorum, ben mi salağım? Kalkıp insanları azarlamak ne demek ya? Sessizlik olacak ne demek? Adam yasını tutamadı bu insanlar ya. Yasını tutamadılar. Yas tutmak diye bir şey var. Ya ölü evine bile gidersin. İnsan ölmüştür. Taziye evine gidersin. 40 gün o evde sessizlik vardır. Başın önünde eğilirsin. Dersin ki ya acınızı paylaşıyorum. Hele ki sorumluysan, o ölümden sorumluysan insan utanır. Utanır ya, utanırsın. Böyle kafana eğersin. Yardım götüremeyen sensin. Avaz avaz. Yani AFAD'ın çadırı gitmemiş, insanlar enkaz altında kalmış, orduyu sevk edememişsin. Bütün bunların sorumluluğu sende. Hesap vereceğine sessizlik olacak diye bağırıyorsun bu insanlara. Ya inanın aklım almıyor. Yani hakikaten aklım almıyor ya. Böyle vicdansızlık olmaz. Bu vicdansızlıktır. Adiler, namussuzlar, şerefsizler. Bir durun be abi. Hakikaten ne oluyor yani? Adiler, namussuzlar, şerefsizler. Hiç tahammülleri yok böyle eleştirilere. Hiç. Ulan demokrasi, rejimin adı demokrasi. Demokrasi eleştirilir kardeşim. Ben seni tabii ki eleştireceğim. Dün o apartman benzetmesini yaptım. Devlet bir apartmansa, biz orada oturan daire sahipleri veya kiracılar her neyse, bir yönetici atıyoruz. Sen yöneticisin. Apartman yöneticisin. Sen işini iyi yapamıyorsan ben senden şikayetçi olma hakkına, seni şikayet etmeye, senin yüzüne bağırmaya, işini yapmışsın demeye hakkım var. Sen benim patronum değilsin. Sessizlik olacak. Sen kimsin lan? Bakın şu konuşmaya bak. Ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Ben de depremin olduğu ilk saatlerde yola koyulanlardanım. Çünkü benim ailemin yaşadığı mahallede şu an 5 ev ayakta ve tamamı yıkılmış durumda. Şu an ne bir komşumuz kaldı, ne bir yakınımız kaldı doğru dürüst. Ve ben burada bugünden itibaren AKP ya da MHP sıralarından çıkıp burada depremin yaralarını sardık demeye hiç kimsenin sakın ve sakın bu cüreti burada göstermesin. Siz yara sarmadınız. Depremin ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım.
açım gözüm üstüne aynı acıyı yaşadık. Herkese başsağlığı diliyorum. Ama sayın milletvekilleri, sükret içinde dinleyin. Giderken radyoda dinledim. Milli Savunma Bakanı askerimizle enkaz kaldırma çalışmalarındayız dedi. Bir tane asker yoktu. Çatlamış yolları mandalina sandıklarıyla yurttaş trafik polisliği yaptı adeta. Enkazdan insanlar içeride sesleri duyuyorduk. Kurtarın bizi diyen sesleri. Dışarıda ailelerin çığlığına ortak olduk. Geliyoruz biraz dayanın diye. Önlüklü afatçılar geldi. Elinde bir kürek bir kazma yoktu. Küreği benden istediler. Kepçeyi Saman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde ben buldum. Küreği ben verdim onlara. Ağlayan afatçıya tanık oldum. Elimiz kolumuz böyle gönderildik. Yurt dışından gelecek. Kullanacağız demişler onlara. Oysa yurt dışından gelen ekiplerin Adana Havalimanı'nda nasıl bekletildiğine de ben tanığım. Oradan oraya nasıl havale ettirilmesi gerektiğine, AFAD'la olan protokollerinin karşılığının verilmediğine canlı tanık benim. Burada çıkıp kimse hikaye anlatmasın. Kimse hikaye anlatmasın. Kızılay utanç verici bir şey ya. Yüzü olan Kızılay'ın yüzüne tükürür ya. Kızılay çadır sattı, kan sattı, konserve sattı. Biz ise yana yana çadır aradık, yana yana. Su aradık, yemek aradık akrabalarımıza, ailelerimize, komşularımıza vermek için. Gidin bakın. Bugün Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Gidin herhangi bir deprem bölgesine. Normal yurttaşı, önceden planladığınız değil, gerçek yurttaşla gidin konuşun. Defolun gidin diyecekler size. Gelmeyin diyecekler. Yoktunuz diyecekler size. Demeye de devam edecekler. Çünkü devlet 3 hafta bıraktık geride bu depremi. Devlet hala yok. Bakın. Sayın milletvekilleri. Bugün depremzedenin bizim bir görevimiz de bu parlamentoda depremzedelerin taleplerini burada kararlaştırarak onların yaralarını sarmaktır. Depremzede hala çadırsız, hala kuru gıdaya muhtaç, hala hijyen malzemesine muhtaç ve toplumsal dayanışma ağları bunları hala karşılamaya çalışıyor. Şimdi ise toplumsal dayanışma ağlarına operasyon üzerine operasyon çekmeye çalışıyorsunuz. Utancın daniskası. Bakın bir tane depremzede ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Bugün dedi bir utanç müzesi kurmalıyız. Bir depremzede hayatta tanımadığım ve bu utanç müzesine AKP iktidarının yandaşlarının fotoğraflarını sergileyeceğiz. Yüzyılın utancıdır bu. Bu yüzyılın utancıyla yaşayacaksınız. Bu yüzyılın utancıyla bu iktidardan alaçağı edileceksiniz. Bunu böyle bilin. Acımız çok derin. Yaramız çok derin. Kentlerimiz yıkıldı. Hala kentlerimiz üzerinde nasıl ticaret yaparız? Çadırla nasıl ticaret yaparız diyen içi bomboş AFAD, bomboş Kızılay'la karşı karşıyayız. Bu kürsüden çıkıp asla konuşma hakkına sahip değilsiniz. Bu iktidar derhal istifa etmelidir. Bir dakika bile burada kalamazsınız. Bu iktidar derhal istifa etmelidir. Ve bundan sonra... Tamamlayalım lütfen. Ve bundan sonraki süreçte bu parlamentonun en temel görevi depremzedelerin yaralarını nasıl saracağız? Depremzede evi yıkılmış, ertesi gün ne olacağını bilmiyor. Nasıl bir sabaha uyanacağını bilmiyor. Burada bizim hep birlikte meslek odaları, kitle örgütleri, depremzedelerle birlikte yeniden kentlerimizi nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak zorundayız. Beşli çeteyle tüccarlarla değil, çadır satanlarla değil, gerçekten kamusal anlayışla bizim buna çözüm üretmemiz lazım. Bugün depremzede bunları bekliyor. Evim yıkıldı, ne olacak? Yerine kim ne inşa edecek? Ne karşılığında bu evler bize verilecek? Göç mü ettirileceğiz? Bütün bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Yanıtlaması gereken de bu parlamentodur.
Yani utanç müzesi kurulması gerekir diyor. Helal olsun. Bence müthiş bir konuşma yaptı. Doğru bir konuşma yaptı. Yüreğinden koparak bir konuşma yaptı. Tanımıyorum kim olduğunu. Yani HDP milletvekiliymiş galiba. İlk defa görüyorum. Tülay Hatimoğulları. Nerenin milletvekili bilmiyorum ama bir insan gibi gitmiş gördüğünü avaz avaz bağırarak anlıyor. Zaten o bölgeye gidip bir parça vicdanlı olan herkes anlatırken ya ağlar ya öfkesini kusar. Başka şansınız yok ki. Ya bir de onun üzerine Devlet Bahçeli'nin kalkıp sessiz olacaksınız diye bağırması, sessiz olun diye azarlaması. Hakikaten hadi oradan ya. Sen kimsin? Sen ki yani ne sıfatla sen bu şekilde konuşuyorsun? Yani kimin ne sıfatla? Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim.